Güzel yüzüm. Şimdi şöyle yani Türkiye'yi adamlar yıkmak istiyor. Yani yıkmak için alenen propaganda yapılıyorsa tabii ki devletin kendini savunması gerekir. Yani adam devlete hakaret ediyorsa, Türkiye'nin bölünmesi için açıkça propaganda yapıyorsa buna hiçbir ülke müsaade etmez. Türkiye'nin de müsaade etmemesi lazım. Bu anlamda bir özgürlük olmaz. Ama ne tür bir özgürlük kısıtlaması var? Eğer örnekler verirlerse ben buradan ne gerekiyorsa anlatayım. Ama mutlaka bir somut örnek olması gerekir. Ama Türkiye'ye karşı büyük bir oyun oynandığı görülüyor. Mesela bak Hilal Kaplan'ını gazeteye alan kişi İsa Tatlıcan. Var mı onun resmi? Evet, var. Evet.